Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kavimler göçünü işleyeceğiz. Kavimler göçü kısaca Balamil komutasındaki Hunların Volga Irmağı'nı geçerek barbar kavimleri Avrupa'ya doğru itmesi üzerine dayanıyor. Bu olay basit gibi görünse de işte Vizigotlar, Ostrogatlar, Vandallar, Saksonlar, Süevler gibi ırkların Avrupa'ya doğru gitmesini sağlamıştır. Ve bunun sonucu olarak da Avrupa'da geri dönüşü olmayan yaralar açılmıştır. Yani bir bakıma kavimler göçünün nedeni Balamir komutasındaki Hunlar olarak görülebilir. Şimdi gelelim arkadaşlar kavimler göçünün sonuçlarına. Kavimler göçü 375 tarihli olarak verilir kaynaklarda. Sonuçlarına gelelim. Avrupa'da 100 yıl kadar bir karışıklık çıkıyor arkadaşlar. Ve Avrupa'nın siyasi yapısı bozuluyor. Kavimler göçü ilk çağın sonunu getiriyor ve Avrupa'nın karanlık çağı olarak nitelendirilen orta çağın başlamasına neden oluyor. Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılıyor. Doğuda bildiğiniz üzere Bizans, batıda ise Batı Roma İmparatorluğu kalıyor. Batı Roma 476 yılında yıkılmış. Bizans ise biliyorsunuz Fatih'in İstanbul'u fethine kadar devam etmiştir. Bunun yıkılış tarihi de 1453'tür. Krallar sürekli savaşlar ve yağmaların etkisiyle güç kaybedince Avrupa'da feodalite yani derebeylik sistemi ortaya çıkmış. Bu da kavimler göçünün bir nedeni. Avrupa'ya göç eden kavimler yerli kabilelerle kaynaşmış ve bugünkü İspanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin temelleri atılmıştır arkadaşlar. Ortaçağ Avrupa'sında Avrupa'ya göç eden kavimler arasında Hristiyanlık yayılmaya başlıyor. Ve Ortaçağ'ın bildiğimiz skolastik düşünce tarzda bu olayın sonunda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kadar saydığımız olayların sonucu olarak Avrupa'nın ekonomik, sosyal, etnik ve kültürel yapısında çok büyük değişmeler ortaya çıkmıştır. Ve kendi açımızdan bakacak olursak bu olayın sonunda Avrupa'da çok sayıda Türk devletleri kuruluyor. Örneğin Avrupon Devleti, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar gibi bunları örnek verebiliriz.